Sayın seyirciler, Ahi Sinan, Ahilik Kültürünü Araştırma, Yayma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ordu tarafından duyarlılık oluşturmak amacıyla iş güvenliği ve sağlığı konusunda seminer verildi. İş güvenliği ve sağlığı yasası 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede ilan edildi. Kademeli olarak yürürlüğe girmesi öngörülen yasa 30 Aralık 2012 itibariyle de hayatımıza girmiş olacak. Peki yeni yasa neler getiriyor? İhtiyaçlara cevap verebilecek mi? İşverenlere hangi yükümlülükler geliyor? Kamu iş yerlerinde uygulama nasıl olacak? Çalışanların sorumlulukları neler? Yasa hangi cezaları öngörüyor? Seminer sunum ve gösterimi konuşmacı olarak talepte bulunmuştuk. Sonra Doktor Erdem Can Bey'i görevlendirmişlerdi. 2014 yılında tümüyle uygulamaya girecek yasa işverenlere önemli sorumluluklar getiriyor. Yasa, kamu ve özel sektörlere ait tüm işletmeleri kapsayacak. İş güvenliği ve sağlığı uzmanı Doktor Erdem Can, merak edilenleri düzenlenen seminerde cevaplandırdı. Sürekli işlerin yapıldı ve sahiden sayılan işlerdi. 50'den fazla iş çalıştığım işletmelerle yapılmaktaydı. Fakat bakanlığımızın uzun süren çalışmaları neticesinde iş sağlığı ve güvenliği yasası geçtiğimiz Haziran ayında yasalaştı. Ve artık Türkiye'de birkaç küçük istisna dışında herkes bu yasa kapsamına girdi. Yasanın temel özelliklerinden bir tanesi devlet memurları da bu yasanın içine girdi. Şöyle bir örnek vereyim. Aramızda devlet memuru yok herhalde. Var. Evet, o zaman sizlerle ilgilendireceğim. Birkaç cümle sarf etmeye çalışayım. Geçmişte görevimiz dolayısıyla bir iş kazasına uğradığımızda emekli sandığı kanununda herhangi bir hüküm yoktu. Sadece 657 sayılı devlet memurları kanununda bir madde vardı. Görevinden dolayı hastalığa ya da kazaya uğrayan kişi iyileşene kadar izinli sayılır. Onun dışında tazminat davaları açılabiliyordu. Başka bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu küçük ve orta ölçekli işletmeler için de böyleydi. Fakat 1999 yılında Türkiye'nin AB aday ülke olmasıyla birlikte ve 2005 yılında da ya da 2004, yanlış hatırlıyor olabilirim, 2004 ya da 2005'te de Türkiye AB müzakerelerinin başlaması istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş sağlığı güvenliği alanında birçok yenilikçi adım attı. Bu çalışmaların nihayetinde 2012 senesinde Haziran ayında da bu kanun yasalaştı. Fakat bu bir kültür oluşturma meselesi. Bu kanunla yönetmelik de olacak bir şey değil. İşin özü itibariyle. Zaten yeni kanun çok ciddi caydırıcı cezalar getirmiş durumda. İş teftişi Türkiye'de geçmiş oranla çok da geniş bir alanı kapsıyor. Bu kanunla birlikte her türlü işletmede de bu teftişler yapılacak. Dolayısıyla işverenlerin bu mali cezalarla, idari cezalarla karşı karşıya kalmaması için gerekli tedbirleri almaları gerekiyor.